Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Organik bileşikler ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz fonksiyonel gruplar. Fonksiyonel gruplar dedik. Fonksiyonel grupları bir tanımlayalım ilk önce arkadaşlar. Hidrokarbonların yani alkan, alken, alkin ve arenlerin bir hidrojenlerini kaybetmeleriyle radikaller oluşuyordu. Bunları görmüştük, biliyoruz. CH4 örneğin metan bir hidrojenini kaybettiğinde bir alkile, metile dönüşüyordu. Yine aynı şekilde alkenler de bir hidrojenlerini kaybettiklerinde alkenillere, alkinler alkinillere, arenler de arillere dönüşüyordu. Bu bir hidrojenlerini kaybetmeleri onları bağ açık hale getiriyor. Yani bağ kurmaya açık radikal yapı haline getiriyor. Bu radikallere ki biz R ve bir bağ açık şeklinde sembolize ediyoruz onları. Bu radikallere bağlanıp yeni organik bileşikler meydana getiren atom ve gruplara da fonksiyonel grup denir. Onları farklı fonksiyonlara sahip ediyor çünkü. Örneğin X ile sembolize edilen halojenlerdir arkadaşlar. Halo diye isimlendiriyoruz. Eğer kendisi bir alkile bağlanıyorsa halo alkan, normalde kendisi hidrojen olsaydı alkan olacaktı. Ama hidrojen çıkmış aradan, radikal haline gelmiş ve bu radikale bir halojen bağlandıysa halo alkan olarak isimlendiriliyor. Verilen örnekteki arkadaş da metil klorür. Yani alkilin adı ve sonra da halojenin adı şeklinde okunuyor. Metil klorür. Eğer fonksiyonel grubunuz hidroksit ise, yani hidrojenin koptuğu yere hidroksit bağlanacaksa, öncelikle bu radikale hidroksi deniyor. Bağlandıktan sonra da yapıyı alkol haline getiriyor. Verilen örnekteki alkolün adı da metil alkol. Veya bu arkadaş alkan olsaydı ne olacaktı? Metan. Alkol olduğundaki isimlendirmelerde göreceğiz alkollere geçtiğimizde. Alkol isimlendirmelerinde sona ol getirilerek onun alkol olduğu belli edilir. Nasıl alkanlarda anla bitiyor isimlendirme, alkenlerde en, alkillerde alkinlerde inle, burada da ol ile bitiyor arkadaşlar. Metanol diyecektik. Metil alkol veya metanol şeklinde isimlendirilebiliyor. Eğer bir radikale oksijen bağlıysa ve hala bir açık bağı varsa alkoksi grubu deniyor buna, bu fonksiyonel grup olarak. Yapı eter oluyor. Alkoksi grubuna, şuraya düşünün, alkoksi grubu bir metil bağlanmış hali, bu arkadaşa eter deniyor. İsimlendirme olarak da dimetil eter veya metoksi, metan şeklinde isimlendiriliyor. İsimlendirme kısımlarına çok takılmayın şimdi. Çünkü bu konu sonrasında artık alkolleri, eterleri, karbonil bileşikleri, karboksilik asitleri ve esterleri ayrı ayrı göreceğiz. Orada ayrı ayrı bu isimlendirmeleri yapacağız zaten. Devam edelim. Eğer fonksiyonel grubumuz bir karbonil grubuysa, yani karbona çift bağlı oksijen ve her iki ucundan açıklık, yani buralara birer yapı gelebilir. Bu karbonil yapıyı iki gruba ayırıp isimlendirme yapıyoruz. Birer fonksiyonel grup kazanabiliyorlar. Bir karbonil grubuna bir hidrojen bağlar, bir tarafını boş bırakırsanız. Bu arkadaş bir aldehit grubu olur. Yani fonksiyonel grup olarak bir aldehittir. Örnek olarak açıklığın bulunduğu yere de bir CH3 getirmişiz. Bu arkadaş bir etanal olmuş. Aldehitler de isimlendirilirken sona baştaki al getirilir arkadaşlar. Alkoller de sona ol geliyordu. Aldehitler de ise sona al geliyor. Diğer bir karbonil grubundan oluşan fonksiyonel grup ise ketondur arkadaşlar. Ketonda da karbona çift bağlı oksijen bağlı ve karbonun iki tane açıklığı var. Bu iki açıklığa birer radikal grup gelir. Radikal gruplardan örnek olarak verelim. Her ikisini de CH3 olarak seçersek eğer, bu arkadaş bir keton yapı olarak dimetil keton olur. Demek ki karbonil gruptan iki farklı fonksiyonel grup ürüyormuş. Bunlardan birisi aldehit, bir tarafta hidrojen, diğer taraf açıklık. Bir diğeri keton, her iki tarafa da birer radikal grup bağlanmış hali. Bir sonraki fonksiyonel grup tarzımız karboksil arkadaşlar. Farkındaysanız karbonil grubuma bir tarafına hidroksi gelmiş. Bu yapı karboksil asit olarak isimlendirilir. Grup da karboksildir. Fonksiyonel grup olarak karboksilik asit haline getirir bağlandığı
ne diyelim, radikali. Burada mesela grup bir CH3'e bağlanmış. Bu arkadaş artık bir karboksilik asit olmuş. Okunurken nasıl okunacak? İki karbonlu alkan neydi? Etan. Ama artık bu karboksil grup sayesinde bir karboksilik asit olmuş. Karboksilik asitlerde sona gelen ek oik asit. O zaman bu arkadaş bir etanoik asit olmuş. Özel adı da asitik asittir. Sirke asidi aslında. Dönelim. Son 3 fonksiyonel grubumuz var. Birisi amino. Yapıya NH2 bağlanır. Mesela radikale NH2 bağlanmış. Bu bir amin olur. Mesela CH3 gelseydi metanamin olacaktı gibi. Eğer yapıya NO2 bağlanıyorsa nitro grubudur bu. Nitro alkan şeklinde isimlendirilir. Ve yapıya bir benzenden bir hidrojen çıkarttığınızda fenil oluyordu arkadaşlar bu arilin adı. Eğer yapıya bağlanırsa da fenil şeklinde isimlendirilecek diyoruz. Fonksiyonel gruplarımıza teker teker bakmış olduk böylece arkadaşlar. Bir not görelim şimdi. Bazı radikallere birden fazla fonksiyonel grup bağlanabilir. Mesela işte bu tarz bileşiklere polifonksiyonel bileşikler denir. Mesela karboksil grubunun ve amino grubunun bağlı olduğu yapı. Bu arkadaşa amino asit diyoruz. Bildiğiniz proteinin meydana getiren yapı taşları. Amino grubu ve karboksil grubunun her ikisinin de bağlandığı bir polifonksiyonel gruptur bu. Polifonksiyonel bileşiktir bu. Adı da amino asittir dedik. Şimdi biraz örnek çözelim bakalım. Yaptıklarımızın üzerinden geçmiş olalım. Hem birincisi farkındaysanız bir alkil grubu var burada. Yani etandan bir tane hidrojen çıkmış. Bu arkadaş normalde alkan olsaydı etan olacaktı. Ama alkil olduğu için etil. Peki ne gelmiş buna? Fonksiyonel grup olarak bir halojen gelmiş. Fonksiyonel grup o zaman halo. Halo fonksiyonel grup. Peki ne oluyordu? Bu arkadaş etandı normalde değil mi? Ama hidrojeni kopartıldığı için biz buna etil demiştik. Sonuna hangi fonksiyonel grup gelmiş? Halojenlerden brom gelmiş. O zaman etil bromür diyoruz. Bir sonraki yapıya fonksiyonel grup olarak ne gelmiş? Hidroksi gelmiş. O zaman ne yapacak? Alkol yapacak. Yapıya bağlı olan radikal 3 karbonlu bir alkil. Kendisi propil. O zaman biz bu arkadaşa propil alkol diyebiliriz. Propil alkol. Veya 3 karbonlu alkil alkan olsaydı propan. Yapı alkol olduğuna göre sonra 10 gelecek. Propanol da diyebilirsiniz. Yapıda gördüğünüz bir R burada, bir O, bir R de burada var. O zaman bu yapı ne olacak? Eter olacak. Aslında yapı alkoksi. Fonksiyonel grup alkoksi. Ne hale getirecek reaksiyon, fonksiyonel grup eklendikten sonra maddeyi alkol haline getirecek. Eter haline getirecek, özür dilerim. Buradaki alkoldi, alkol elde ettik. Buradaki de eter olacak. Peki, adı ne olacak bunun? Eterlerde bağlı olan gruplara bağlı söyleyebilirsiniz. Bir tarafta ne var? Etil. Etil. Bir tarafta ne var? Metil. Alfabetik sıraya göre söylersiniz. Etil, metil. Ne hale getiriyorduk? Eter. Etil, metil, eter. Kulağınızda olsun diye adlarını yazıyorum. Zaten teker teker fonksiyonel grupları işlerken isimlendirme, adlandırma üzerinde duracağız arkadaşlar. Dördüncü örnekte yapıdaki fonksiyonel grubu hemen görebiliyor olmanız lazım. Bakın. Karbonil grubu var. Hatta karbonil grubunun iki açıklığından birine hidrojen bağlanmış. O zaman ne yapmış? Aldehit yapmış. Karbonil grubu, fonksiyonel grup. Yapıyı ne hale getiriyor? Aldehit. İsim ne olurdu? Aldehit grubunu çıkartın. Bağlı olan R, yani alkil grubu ne? Etil. O zaman etili bir aldehit grubu bağlanmış. Bu arkadaş alkan olsa ne olacaktı? Etan olacaktı. Aldehitin ali gelecek sonuna. Etanal olacak. Beşinci örneğe bakalım. Beşinci örnekte yine bir karbonil grubu görüyorsunuz. Alın size karbonil grubu. Ama bu karbonil grubuna bu sefer hidrojen bağlanmamış açıklıklardan birisine de her ikisine de birer R grubu bağlanmış. Birine etil, birine propil bağlanmış arkadaşlar. O zaman yapıyı ne yapacak?
keton yapacak. 2R bağlı olduğu için. Peki ketonlarda ve eterlerdeki gibi alfabetik sıraya göre alkilleri okuyabilirsiniz. Biri etil, biri propil. O zaman ilk önce etil gelecek. Etil, propil, keton diye okuyabilirsiniz. Devam edelim. Devamında R, C2H5 yani etil. Fonksiyonel gruba bir bakalım. Bir karboksil grubu var arkadaşlar. Karboksil grubu. O zaman yapıyı ne yapacak? Karboksilik asit yapacak. Karboksilik asit haline getirecek. Peki bu arkadaş bir alkan olsaydı sadece R'ye bakmayın. Kaç karbon var toplamda? 2 karbon burada, 1 karbon da burada, 3 karbon var. Yani propan olurdu. Propan ama yapıya karboksil grubu bağlı olduğu için asetik asit, karboksilik asit olacak. Karboksilik asitlerde isimlendirme sonuna oik asit gelir. O zaman propanoik asit diyebiliriz. 7. örnekte bir fenil var, doğru mu? Kesinlikle bir fenil grubu var. Bir de ne var? Metil grubu var. Bu arkadaş normalde hidrojeni tam olsaydı ne olacaktı? Benzen olacaktı. Biz bu yapıya, burada fenil diyelim, karboksil grup, fonksiyonel grup. Normalde metil benzen diyecektik ismine. Metil benzen diyecektik ismine. Ama bunun bir de özel adı var. Aromatik bileşiklerden hatırlayınız lütfen. Toluen diyoruz. Metil benzen. Çünkü yapı normalde hidrojeni tam olsaydı ne olacaktı? Dedik ya, benzen olacaktı. Bağlı grubu söylüyoruz. Metil benzen şeklinde isimlendirebiliriz. 8.sinde bir amino grubu görüyoruz. Amino grubu isimlendirmede amin şeklinde bitirilir. İsim bağlı olan grup R grubu ne? Alkil bir metil. O zaman yapıya bir metil amin diyebiliriz arkadaşlar. Böylece fonksiyonel gruplarımıza teker teker bakmış olduk. Hangi fonksiyonel grupların ne şekilde isimlendirebileceğiyle hakkında bir fikrimiz oldu. Bundan sonrasında artık grupları ayrı ayrı göreceğiz. Yani alkolleri, eterleri, karbonil bileşikleri, karboksilik asitleri ve esterleri ayrı ayrı göreceğiz. Orada her birinin teker teker özelliklerine, adlandırmalarına, kimyasal tepkimelerine ve elde etme yöntemlerine teker teker giriş yapacağız arkadaşlar.